Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, limitin ikinci videosu, limit kavramının ikinci videosuyla karşınızdayız. Şurada iki tane uyarımız vardı ve bu uyarılarda kalmıştık. Bakalım bu uyarılarda neler diyor, bize neler katacak bu uyarılar. Şimdi fx bir polinom fonksiyon ki polinom fonksiyonun gösterimidir şurası. Farklı, yabancı bir ifade değil, gözünüz korkmasın. Polinom fonksiyon olmak üzere her k gerçel sayısı için polinom fonksiyonlar akarı kokarı olmayan fonksiyonlardır sevgili gençler. Yani her noktada limiti vardır, her noktada süreklidir diyeceğiz, her noktada türevlenebilir diyeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve dolayısıyla biz fx'in bir k noktasındaki limitini araştırmak istiyorsak limitine bakmak zorunda değiliz. Direkt gidiyor götürürsünüz k'yı fonksiyonda yerine yazarsınız, limiti de aha da budur dersiniz. Bunda bir sıkıntı yok. İkinci bir uyarımız ise a bir reel sayı olmak üzere x a'ya giderken fx ve x a'ya giderken gx'in limitleri varsa, bakın bu çok önemli, limitleri var ise diyoruz. X a'ya giderken fx artı gx'in yani fonksiyonlarının toplamlarının limiti, a noktasındaki limiti, ayrı ayrı fonksiyonların a noktasındaki limitlerinin toplamıdır diyebiliyoruz. Aynı şey fark içinde geçerli. Ama burada dikkat etmemiz gereken cümle, kelime, püf noktası şu ikisi değil. Yani bu koskoca ikisi değil. Burada dikkat etmemiz gereken cümle şu: var ise diyoruz. Tamam mı? Yani fx'in ve gx'in a'da limitleri yoksa, bunlardan en az bir tanesinin a'daki limitleri yoksa şunu şu şekilde yazamayız. Bununla alakalı çılgın sorular var. Birazdan onları da çözeceğiz. Şimdi x 2'ye giderken fx 3'müş. X 2'ye giderken gx de eksi 1'miş. Yani limitlerinin var olduğundan haberdarız. Bakın var limitleri. O halde toplamlarının limitleri nedir? Hemen yazıyorsunuz. 3 ile eksi 1'in toplamıdır. Cevap da 2'dir hocam diyebilirsiniz. Geçtim 4. sayfama. Bir uyarımız var. 3. özellik için dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Özelliğin başında verilen x a'ya giderken fx ve x a'ya giderken gx var ise diyoruz ya. X a'ya giderken fx ile gx'in toplamı veya farkı fx'in ve gx'in a'daki limitlerinin toplamı veya farkına eşittir özelliği. Eğer bu fonksiyonların ayrı ayrı limitleri yoksa geçerli olmayacaktır. Bakın gerçekten önemli bu. Dolayısıyla başına ünlem koyun, yıldız koyun, çiçek çizin, tamam mı? Sıkıntı yok. Çiçek çizin, bir şey yapın. Çok önemli çünkü. X a'ya giderken fx ve x a'ya giderken gx limitlerinin var olduğunu bildiğimiz için özelliği kullanma hakkına sahip olduk. Durumu aksi bir örnekle inceleyelim hadi. Şimdi misal. Bakın şu fonksiyon fx fonksiyon ve bunun grafiği. Bu da gx fonksiyonu ve gx'in grafiği. Diyor ki bize verilen f ve g grafiklerine göre x 1'e giderken fx artı gx'in limitlerini hesaplayalım. Şimdi x 1'e giderken fx artı gx eşittir x 1'e giderken fx artı x 1'e giderken gx şeklinde yazacak olursak, ki bu yazım hatalı sevgili gençler. Peki biz burada bunun var olup olmadığını nasıl inceleyeceğiz? Bakın. F'in 1'in sol tarafındaki limiti 1'e gitmiş. 1'in sol tarafındaki limiti 1'e gitmiş arkadaşlar. 1'in sağ taraftaki limit de 3'e gitmiş. Buraya bakıyoruz. 1'in sol tarafındaki limiti 3'e gitmiş. 1'in soldaki 3'e gitmiş. 1'in sağ limiti de nereye gitmiş? Hop, 1'e gitmiş. Şimdi ben bunları toplarsam, bakın 1'in sol tarafındaki limitler toplamı 1 artı 3'ten 4. 1'in sağ tarafındaki limitler toplamında 3 artı 1'den gene 4. Şimdi toplamlarının limiti var ve 4. Eyvallah. Bakın toplamlarının limiti var ve 4'e eşit. Eşittir. Şimdi x'in bir noktasının fx'in fx'de x 1'e giderken limit var mı? Sol limit 1, sağ limit 3, limit yok. Buraya bakıyorsun, bunu da 1'i 3, 1'i 1, bunun da yok. İki tane olmayan limitinin toplamı da 4'tür diyemeyiz. Ve bize zahmet demeyelim. Olmayan şeyleri toplayıp nasıl 4 diyeceğiz, değil mi? Şimdi o halde sevgili gençler, bizim şu yukarıda bahsettiğimiz uyarı bizim için çok 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 önemli. Yani sana gidip de öncüllü soruların içerisinde, ki özellikle buralarda sorulur, x a'ya giderken fx ile gx'in toplamı x a'ya giderken fx artı x a'ya giderken gx'e eşittir ve aşağıda da sorarsa der ki yukarıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye, bunlar bazen doğrudur, her zaman doğru değildir. Dolayısıyla ilk elemen gereken öncüllerden bir tanesi bu olsun. Tamam. Bir diğer uyarımız, x a'ya giderken fx ve x a'ya giderken gx'in limitleri varsa fx ile gx'in çarpımının limiti
ayrı ayrı f(x)'in a'daki limiti çarpı g(x)'in a'daki limitinin çarpımına eşittir. E şimdi aynı şey bakın burada da geçerli. Varsa diyoruz. Tamam mı? Aynı şey burada da geçerli. Yani toplam ve farklarına ne yapıyorsak aynı şeyi çarpma ve bölme içinde uygulayacağız. Haberiniz olsun. Geçtim 4. sayfanın sağ tarafına, sağ üst tarafına. Fx ve gx'i vermiş bize. Fx çarpı gx. Bak şimdi bunun 2'deki limitinin varlığını biliyorum. Çünkü bu polinom fonksiyonu. Ne dedik? Polinom fonksiyonlarının akarı kokarı yoktur. Gx de polinom olduğuna göre bunun da limiti vardır. O zaman bana aslında bu soru şunu sormuş. F2 ile G2'yi çarp demiş. Hadi bakalım F2'yi bulalım. 2'nin küpü 8. 2 kere 2 4 eksi 1 çarpı. G2 nedir? 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 3. 8 artı 4 12 1 çıkarırsam 11. 4'ten 2'yi çıkardım 2 3 ekledim. Kaç yaptı? 5. 11 kere 5 kaç yapar? 55. O zaman bu işlemin sonucu da 55'tir diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. F2x eşittir 3 ve x 1'e giderken demiş. X 0'a giderken de gx artı 2 1 verilmiş bize. X 2'ye giderken demiş. Yerine yazacağız bakın. 3 f2 eksi g2 bölü f2 artı g2 aslında bize sorulan şey. F2'yi nerede bulacağız? X gördüğümüz yere 1 yazarsak zaten f2'nin 3 olması gerektiğini biz görüyoruz. Demek ki burası 3'müş. 3 kere 3'te kaç yapar? 9. Eksi. G2 0 yerine yazarsanız G2'yi bulursunuz. G2'de kaçmış? 1'miş. Demek ki burası da 1. 9'dan 1'i çıkardım. 8 bölü. F2 3'tü. G2 1'di. 3 artı 1 kaç yapar? 4. O halde cevabımız kaç olur arkadaşlar? 2 olur diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. F ve G birer fonksiyon olmak üzere. X 1'e giderken Fx bölü x eksi 1 12. X 1'e giderken gx bölü 2 eksi 2x eşittir 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre Fx bölü gx'in 1'deki limiti nedir diye sorulmuş. Şimdi burada dikkatli olmamız gereken detaylar var. Öncelikle ben şunu şöyle yazabilir miyim? Limit Fx bölü x eksi 1 bölü gx bölü 2 parantezinde 1 eksi x yazalım. Eşittir 12 bölü 2. Bakın şunu şuna böldüm. X 1'e giderken diyelim 12'yi de 2'ye bölersek 6. Şimdi bakınız buradaki x eksi 1 ile buradaki 1 eksi x birbirini götürürse eksilisi kalır. Bunu da ters çevirip çarparsam limit x 1'e giderken eksi 2 çarpı fx bölü gx yapacaktır. Şimdi gençler ben bunu da şu şekilde yazabilirim. Bakın x 1'e giderken fx bölü gx çarpı dışarıda ne yapacağız? Eksi 2 ile çarpacağız. Bu da kaça eşit olacakmış? 6'ya. Bizden ne istenmiş? Şurası. Yani şurası istenmiş bizden. Eksi 2 ile neyi çarparsam 6 yapar? Tabii ki eksi 3'ü. O halde buranın limiti neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş diyebiliriz. 5. sayfamıza geçiş yapıyoruz. İlk sorumuza bir göz atalım. R'de tanımlı bir fonksiyon verilmiş bize. Fx eşittir x küp eksi 3 x kare artı x artı 1 fonksiyonu verilmiş. X 2'ye giderken f üzeri 4 x. Bunun sonucu nedir? Arkadaşlar bu bir polinom fonksiyonu. Ne dedik? Defalarca söylüyoruz. Akarı kokarı yoktur bu polinom fonksiyonu. Dolayısıyla ben bunun 2'deki değerini bulurum. Ve bunun 4. kuvvetini alırım. Bu da limit değerine eşit olur. Sonuçta yerine yazdığım zaman f üzeri 4 2 yapıyor değil mi? F2 kaçtır? 8 eksi 3 kere 4 12 artı 2 artı 1. 8 3 daha 11 1 çıkardım. Eksi 1 cevap eksi 1'in 4. kuvvetidir. Yani cevap 1'dir denilebilir. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki bana yukarıda verilen f fonksiyonuna göre x 1'e giderken fx'in karesi. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir noktasında fonksiyon koptuğu için bir sağ limit sol limitine bir göz atalım bence. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx diyelim. Tamam mı? Sonra da bunun karesini alırız. Sonuçta bu buna eşit olacak değil mi? Peki bu ne demektir arkadaşlar? F 1'e soldan yaklaşan değer demektir. F 1'e soldan nereden yaklaşıyor bakın. Aşağıya doğru indik. Bakın nereye gitmiş? Eksi 2'ye gitmiş. O halde bu eksi 2'dir. E şimdi burada karesini almış. O zaman 4'tür. Soldan yaklaşırkenki karesi 4'tür. E bir de sağdan yaklaşırken de 2'ye gidecek bu. Aa bak 2'ye gitti. 2'ye gidiyorsa 2'nin de karesi 4. O zaman sağ limit sol limite eşit ve cevap kaçtır? 4. Ve şıkkına bakalım. Küpünü sormuş bir noktasında. E şimdi eksi 2'nin küpü eksi 8. 2'nin küpü 8 yaptı. Sol limit eksi 8. Sağ limit artı 8. Limit var mı? Limit yoktur. İşte şuradaki bakın çok ufak bir nüans. 2 ve 3. Birisi 2 birisi 3. Yani biri tek sayı biri çift sayı.
Birin çiftlerde demek ki sonuç var ve budur olacak. Çift teklerde ise sevgili gençler limit yoktur olacaktı. Geçtim. Bir diğer soruma. Bir f fonksiyonu verilmiş bize. 3'e giderken ki limiti sorulmuş. Şimdi bunda da ne yapacaksınız biliyor musunuz? Dedik ya bak polinom her şeyin altında polinom yatıyor. Bakın burası polinom değil mi? X kare eksi x artı 2. Evet hocam polinom. O halde sevgili gençler hiç sıkıntı yok. Eğer buradaki değer için tanımsız olmuyorsa ki olacağını zannetmiyorum bize verilen sorularda. Burası isterse ne olursa olsun yani küp olsun kare olsun hiç fark etmez. Bunun sevgili gençler polinom olduğu için içerisi polinomsa her noktada sürekli ve limitli olduğundan buranın küp kökü de bize limitin vardır diyeceğiz. Dolayısıyla ben direkt 3'ü yerine yazacağım. Yani 3'ün karesi 9 eksi 3 artı 2. Bunun küp kökü bize cevabı verecek. 9'dan 3 çıkar 6 2 ekle 8. 8'in küp kökü de kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz cevabımıza. Geçtim 5. sayfamın sağ üst tarafına. Diyor ki bize x küp eksi x kare eksi 5 fonksiyonu verilmiş. X 2'ye giderken fx'in mutlak değeri. İçerisi fx miymiş? Fx ne? Polinom. O halde polinom olduğundan hiç korkma. Sen istersen bunu mutlak değerini al. Mutlak değer içerisine al. İstersen karekökünü, istersen küp kökünü al. Hiç fark etmez. Direkt fonksiyon limiti f2'ye eşittir. Yaz bakayım yerine. 8 eksi 4 eksi 5. Bu da ne yapar? Eksi 1. Şimdi içerisi eksi 1 yaptı. Mutlak değeri verilmiş. Mutlak değeri kaçtır? 1'dir. Demek ki cevabımız 1 olacak sevgili gençler. Devam. F fonksiyonunun grafiği verilmiş burada ve şu ABC'nin sonuçları soruluyor bize. Bir inceleyelim bakalım. X1'e giderken fx'in mutlak değeri. Şimdi 1'e arkadaşlar sağından yaklaştım 4, solundan yaklaştım gene 4'e gitmiş. O zaman bunun sonucu 4'tür. Bunda sıkıntı yok. Eksi 1'e demiş. Eksi 1'in solundan, sağından yaklaştım eksi 2, solundan yaklaştım eksi 2, mutlak değerini aldım 2. Fx 0'a giderken demiş. 0'ın sağından yaklaştım 3, solundan yaklaştım eksi 3. Mutlak değerini almış. Eksi 3'ün de 3'ün de mutlak değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Demek ki limit var. Ve bunlar 4, 2 ve 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Siz şunu da yapabilirdiniz. Bakın buradakilerin hepsi zaten fx'in mutlak değeri. Dolayısıyla dersiniz ki kardeşim bu fonksiyonun mutlak değeri alındıysa bu fx'e grafiği nasıl olacaktır arkadaşlar? Grafik aynen bakın şu şekilde olacaktır. Hop, x ekseninin altında kalan kısmın x eksenine göre simetriye alınacaktır ve bizim fonksiyonumuzun grafiği aynen bu şekilde olacaktır. İşte bu fonksiyonun limitlerini incelersiniz. Sıfırdaki limitin de bakın burada ikisinin de 3'e yaklaştığını da görebilirsiniz sevgili gençler. Geçtim 6. sayfama. Dikkatli dinlemeniz gereken bir soru. F ve G birer fonksiyon. Buna göre 1, 2, 3 öncülleri ifadelerinde verilen bilgilerden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu açıklayınız demiş. Bak bir de açıklama bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi x a'ya giderken fx artı gx yani fonksiyonun toplamlarının a'daki limiti ayrı ayrı fonksiyonların a'daki ve a'daki limitlerinin toplamıdır denmiş. Acaba kesinlikle doğru mu? Ne dedik? Şunların ayrı ayrı limitleri varsa doğru ama yoksa bunun doğruluğundan söz edilemez. Biz olup olmadığını biliyoruz mu bilmiyoruz mu bilmiyoruz. Bak f ve g sadece birer fonksiyon demiş. Sonuçta a noktasında limitlerinin olmadığı bir fonksiyon da olabilirdi. Dolayısıyla sevgili gençler bu öncüle kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Şimdi x a'ya giderken fx'in mutlak değeri tamam mı? X a'ya giderken yani fx'in mutlak değerinin a noktasındaki limiti fx'in a'daki limitinin mutlak değerine acaba eşit mi? Buna bakalım. Şimdi sevgili gençler şöyle diyeceğiz. Fx'in a'da limiti olmayabilir. Yani şöyle gösterelim biz size. İkinci öncülü açıklıyoruz. Burada en kritik olanı ikinci öncül. Dikkatli dinlemenizde fayda var. Misal arkadaşlar ben bir fonksiyon grafiği çizeyim size. Şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Şöyle. Bakın gençler şurası 2 olsun. Burası eksi 2 olsun. Şimdi x a'ya giderken fx'in mutlak değeri bunu ne yapacağız? Yukarı taşıdığımız zaman şöyle bir fonksiyon grafiği verecek bize. Şimdi şu tarafını silelim. Bunu sevgili gençler a noktası varsayalım ki sıfır noktası olsun. Sıfır noktasında limiti burada sevgili gençler var. Ama x a'ya giderken fx'in limiti yok. Bakın sıfır noktasında sağ limit 2, sol limit eksi 2. Limit yoksa yokun mutlak değerini alırsak 2 mi yapacak? Yapamaz. Demek ki bu da sevgili gençler gitti.
Aynı şey, birinci öncülük şey burası için de geçerliydi. Az önce uyarılarda verdik size. Dolayısıyla bunun da kesinliğinden bahsedilemeyiz. Bahsedemeyiz. O halde hangileri kesinlikle doğrudur? Bunu açıklayınız demiş. Hiçbirinin doğruluğundan bahsedilemez kesinlikle sevgili gençler. Doğru olduğu durumlar yok mu? Tabii ki var. Ama kesinlikle doğru olduğu durumlar yoktur. Yani bütün durumlar için kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Bakıyoruz f ve g gerçel sayılar kümesinde tanımlı birer fonksiyon. X 1'e giderken f kare x 4. X 1'e giderken gx artı 1 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre f 1 eşittir g 1 eşittir 2. İşte bunu ve bunu vermiş. Hangileri kesinlikle doğru olduğunu bulunuz demiş. Kesinlikle dediği sorular daha tehlikeli. Buna dikkat edin. Şimdi şuna bakalım. Limit x 1'e gidiyorken fx. Şimdi fx'in karesi 4 ise bu mesela eksi 2 olabilir. Limit x 1'e gidiyorken fx eşittir artı 2 de olabilir. Yalnız şöyle de olabilir ha. X mesela 1'e soldan giderken fx eksi 2'dir. Limit x 1'e sağdan giderken fx bu da artı 2 olur. Burada karesini aldığımız zaman her iki türlü de eksi 2'nin de artı 2'nin de kareleri 4 olacağından bunun limiti vardır eyvallah, ama biz fonksiyonun bir noktasında 2'ye mi yoksa eksi 2'ye mi gittiğini bilemeyiz. Dolayısıyla f1 2'dir diye bir şey kesinlikle söylenemez sevgili gençler. G1 için belki söyleyebiliriz ama burası için söyleyemeyiz. X1'e giderken fx bölü gx 1'dir denilmiş. Şimdi x1'e giderken fx eksi 2 olabilir. X1'e giderken gx de mesela burada 2'dir. Hani g1, g1 2 olması lazım ki topladığımız zaman 1 ile topladığımız zaman 3 yapsın. Burası da 2'dir, eksi 2'yi 2'ye bölersek eksi 1 de gelebilirdi. Burada 1'dir demiş, o zaman bu da kesinlikle doğru değildir. X1'e giderken bakın. Ben şunun limitinin varlığından haberdarım. 4'müş. Şimdi gx'in limiti de sevgili gençler 2. O da kesin. Buranın limiti 4'tü. Buranın limiti de 2'ydi. Ayrı ayrı limitler çarpımına eşit deyip buna da 8 diyebiliriz. Demek ki hangisi doğruymuş? Yalnız 3 doğruymuş sevgili gençler. 6. sayfamın sağ üst tarafına geçiyorum. Bu da bu videonun son örneği. X1'e giderken fx artı gx 3 ve x1'e giderken fx eksi gx 1 olduğuna göre limit x1'e giderken 3 üzeri fx limitinin sonucu nedir? Bakın ben şu limitin varlığından haberdarım. Bu limitin varlığından da haberdarım. Dolayısıyla ben bunları limit x1'e giderken fx artı gx artı fx eksi gx diye tek bir limitin içerisinde toplarım. 3 ile 1'in toplamı da 4 yapar. Artı gx ve eksi gx birbirini götürdüğü anda iki tane, bakın içeride 2 fx vardı. Ben o 2'nin bir tanesini dışarı attım. 2'yi dışarı attım yani. X 1'e giderken fx eşittir. Ne olacaktır? 4. O halde sevgili gençler x 1'e giderken fx kaç olur? Tabii ki 2 olur. Peki o halde biz şunu söyleyebiliriz ki limit x 1'e giderken 3 üzeri fx dediğimiz ifade zaten 3 üzeri limit x 1'e giderken fx'in de ta kendisidir. Sonuçta fx'in limiti var ve 2, biz bunu biliyoruz. O halde ben şu kısma getiririm 2'yi yazarım. 3'ün karesi de kaçtır? 9'dur. Cevap da 9'dur denilebilir. Gençler bileşke fonksiyonu limitini bir sonraki 3. videomuzda göreceğiz. 3. videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.